Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Ekoloji ile ilgili çıkmış soruları çözeceğiz şimdi. Birinci soruda diyor ki, tropikal yağmur ormanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tür çeşitliliği çok yüksektir. Şimdi burada sürekli bir yağış olayı vardır. İşte güneş ihtiyacı sürekli hani karşılanıyor. Bu yüzden arkadaşlar tür çeşitliliği çok yüksek. Bu doğrudur. Biyokütle üretimi yüksektir. Şimdi bunlar sürekli fotosentez yaptıkları için biyokütle üretimi de yüksek. Doğru. Bitkilerde üreme yıl boyu devam eder. Herhangi bir besin sıkıntısı yaşamadıkları için ve sürekli böyle sıcak ortamda, nemli ortamda oldukları için üreme devam eder. Habitat çeşitliliği de yüksektir arkadaşlar ama topraktaki besleyici minerallerin oranı daima çok yüksektir demek yanlış olur. Çünkü neden? Buradaki hem yağmur sürekli yağarak bir akıntı oluşturuyor ve minerallerin ortamdan uzaklaşmasına sebep oluyor. Hem de burada bulunan bitkiler sürekli topraktan mineral alıyorlar. Dolayısıyla minerale karşı bir rekabet vardır aralarında. Bu yüzden de topraktaki mineral oranı çok yüksek değil, hatta çok azdır bile diyebiliriz. Cevabımız Bursa şıkkı olur. İkinci soru diyor ki, yeryüzündeki farklı ekosistem tiplerinden bazıları aşağıdaki gibidir. Bu dört farklı ekosistem tiplerinin net birincil üretimleri çoktan aza doğru nasıl sıralanır? Birincil üretim. Yani diyor ki hangisi daha çok fotosentez yapar? Birincil üretim dediği budur arkadaşlar. Şimdi birincil üretime baktığımızda çoktan aza doğru dediği için en çok birincil üretim okyanuslarda gerçekleşir. Şimdi neden okyanuslar diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar okyanuslarda alg gibi işte yine fitoplankton gibi canlılar vardır. Bu canlılar çok fazla fotosentez yaptıkları için birincil üretim burada daha fazladır. O yüzden 2 numara birinci olacak. Daha sonra tabii ki tropikal yağmur ormanları olacak arkadaşlar. Yani aklınıza hiç okyanuslar gelmez dedim. Ben direkt olsam hani ilk böyle soruyu okuduğum zaman derdim ki tropikal yağmur ormanları. Ama biraz düşününce okyanusların daha fazla yaptığı aklına geliyor insanın. Sonrasında arkadaşlar tabii ki ılıman kuşaktaki otlak alanlar, evet sonrasında bu olacak. En sonunda alglerin bulunduğu alanlar. Şimdi algler sadece okyanuslarda bulunsaydı eğer, fitoplanktonlar olmasaydı okyanuslarda, o zaman ne olurdu? Birinci üretim olarak sadece okyanusları almazdık arkadaşlar. Yani birinci sırada okyanusları almazdık. Dolayısıyla bunun yanında bir de fitoplanktonlar olduğu için alglerin yanında. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Okyanusları birinci sırada alıyoruz. Cevabımız 2, 1, 3, 4 şeklinde olur. Gelelim üçüncü soruya. Belirli bir bölgedeki biyolojik çeşitlilik üzerine gibi etmenlerden hangileri olumlu etki yapar? Şimdi bakın, biyolojik çeşitlilik için bir kere ne olması lazım? Canlının böyle bir eşeyli üreme gibi bir üreme gerçekleştirmesi lazım. Ya da işte gen akışı falan olması lazım arkadaşlar. Diyor ki popülasyondan popülasyona gen akışının olması. Evet, bu olur. Popülasyonların birbirlerinin nişlerini işgal etmesi. Bu rekabet doğurur arkadaşlar. Çeşitlilik doğurmaz. O yüzden bu yanlıştır. Bir türün lehine seçim olması. Sen bir türü seçerken diğer türü ne yapıyorsun? Yok ediyorsun. Dolayısıyla burada çeşitliliği azaltıyorsun. Bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir olur. Dördüncü soru. Diyor ki tropikal yağmur ormanlarında toprağın organik madde ve besin elementleri bakımından fakir olmasında durumlarından hangileri etkilidir? Arkadaşlar diyor ki geceleri ortamdaki karbondioksit konsantrasyonunun artması, topraktaki organik maddelerin çok hızlı ayrışması, üreticilerin besin elementlerini tüketim hızının çok yüksek olması. Şimdi bir kere burada karbondioksitle herhangi bir ilgisi yok. Çünkü topraktaki organik madde ve besin elementleri bakımından fakir olmasından bahsediyor. Bakın, organik madde. Topraktaki organik maddelerin çok hızlı ayrışması, evet bu var. Üreticilerin besin elementlerini tüketim hızının çok yüksek olması. Bakın, bu da bunun az olmasına sebep olur. Şu ikinci madde organik madde miktarının az olmasına sebep olur. Üçüncü madde de arkadaşlar besin elementlerinin az olmasına sebep olur. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olur. Bize organik madde demeseydi, sadece besin elementleri deseydi, o zaman yalnız 3'ü alırdık. Bunu da atlamadan söyleyeyim. Evet, şimdi bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi oligotrofik göllerin özelliklerinden biri değildir? Şimdi diyeceksiniz hocam oligotrofik göl, ben hemen size göstereceğim arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar bu benim üniversitede kullandığım ekoloji kitabı. Siz de belki kullanmışsınızdır. Şöyle göstereyim. Şimdi burada bir gölün ilk önce tabakalarından bahsedeceğim size. Daha sonra da oligotrofik gölden bahsedeceğim. Şimdi gölün tabakalarına baktığımız zaman 4 tabakadan oluşuyor. Bir epilimnion tabakası vardır. Arkadaşlar bu tabaka rüzgar tesirlidir, sıcaklık değişkendir, ışık, oksijen ve plankton boldur. Yani burası aslında yeryüzüne en yakın olan tabaka. Bir de termoklin tabakası vardır. Burası geçiş tabakasıdır. İkisi arasında hipolimnion tabakasıyla epilimnion tabakası arasında bulunan geçiş tabakasıdır. Daha sonra daha derinliklere indikçe zaten su sıcaklığı da azalıyor bu arada. Hipolimnion tabakasına geliyoruz. Bakın 13 metreden sonrası. Arkadaşlar burada su sakin, ışık yok. Çünkü artık ışık kırıldı artık geçemiyor. Sıcaklık değişimi azdır. Fitoplanktonda nadir görülür. Bir de dip kısım vardır. Dip kısımda zaten çok fazla canlı çeşitliliği yoktur. Şimdi epilimnion, termoklin, hipolimnion ve dip bölgelerini gördük. Şimdi geliyoruz. Şurada oligotrofik göllerin şöyle direkt şekil olarak göstereyim ben size. Arkadaşlar oligotrofik göllerde az eğimli kıyı vardır. Burada kumlu killi bir zemin vardır. Şimdi burada zonlar vardır. Bazı zonlar, geçiş zonları falan vardır arkadaşlar. Bu zonlardan işte dip taraftaki zon. Orta tarafta bakın daha yoğun bir balık popülasyonu vardır. Yani şuradaki orta taraf, şu orta tabaka, hani hipolimnion, epilimnion dedik ya, epilimnion ve daha sonrasında hipolimnionun geçiş tabakası arkadaşlar. Burada limnetik zon dediğimiz zondur burası ve burada yoğun bir popülasyon vardır. Oligotrofik göller ve işte ötrofik göller arkadaşlar, bu şekilde. Oligotrofik göle baktı, bu ötrofik göldü, anlattım. Şimdi geliyorum oligotrofik göle. Oligotrofik göllerde dağınık bir balık popülasyonu vardır. Limnetik zon arkadaşlar, yani şu arada bulunan zonda daha az balık çeşidi var. Oligotrofik göl biraz daha dip kısımlarda balık çeşitliliği fazla olan göllerdir. Şimdi bakalım sorumuza, diyor ki oligotrofik göllerin özelliklerinden biri değildir diyor. Diyor ki derin olmamaları. Derin olmamaları değil arkadaşlar. Bunlar zaten derindirler. Hipolimnion tabakasının geniş olması. Hipolimnion tabakası üstte bulunan, altta bulunan tabakaydı. Bu bunların özelliklerindendir. Hipolimnion tabakasının geniş olması. Suyun renginin mavi yeşil olması. Bu da arkadaşlar yine oligotrofik göllerin özelliğidir. Dip sularında çözünmüş oksijenin hemen hemen hiç bulunmaması. Şimdi bakın şurada dip sularını gösterdiğim zaman ben size, bakın dip kısımlar. Şu kısımlar dip kısımlar. Şimdi dip kısımlarda canlı yaşayabildiğine göre o zaman bunun dip kısımlarında oksijen yoktur diyebilir miyiz? Diyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olur. Kalsiyum, azot ve fosfor bakımından fakir olmaları zaten genellikle göllerin genel özellikleri bu şekildedir de diyebiliriz. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim 6. soruya. Aşağıdaki grafikte bazı canlı gruplarına ait ideal hayatta kalma eğrileri verilmiştir. Bu eğrileri aşağıdaki canlılar arasındaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi hatırlayın, ben bu eğrileri size anlatmıştım değil mi? 3 numaralı birey daha uzun yaşayan bireydi. 2 numaralı bireydi arkadaşlar. İşte her ömür aralığında, yani orta yaşta, genç yaşta, yaşlılıkta hemen hemen ölüm oranlarının eşit olduğu birey. Bir numara ise arkadaşlar genellikle omurgasız canlılarda görülen, böyle daha genç yaşlarda bireylerin öldüğü bir canlı bireylerdi. Şimdi bakıyorum bir numaraya en iyi hangisi olacak? Tabii ki omurgasız alacağız. O yüzden midye gelir. Sonra arkadaşlar 2 numaraya böyle biraz daha hani orta yaşlarda ölümlerin olduğu, genç yaşlarda, yaşlılıkla ölümlerin olduğu, hani her alanda, her yaşta eşit olduğu bir canlı grubunu alacağız. Dolayısıyla yer sincabını alabiliriz. 3 numarada ise ömür uzunluğunun fazla olduğu insan alacağız. Zaten 3 numaraya bir insan uyuyor. Dolayısıyla diğerlerini de kendine göre eşleştirebilirdik. Cevabımız A şıkkı olur. 7. soru. Aşağıda bir besin ağı verilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Hemen neyi hatırlıyoruz? Hangisinden fazla ok çıkıyorsa o nedir arkadaşlar? Üreticidir. Bakıyorum B'den fazla ok çıkmış. O zaman B nedir? Üretici. Üretici. Hangisine fazla ok geliyorsa o nedir arkadaşlar? Ayrıştırıcı. Bakıyorum hangisine fazla ok gelmiş? Bakın C,
D, E, B. Burada F'ye vermiş arkadaşlar. O zaman F ayrıştırıcı olabilir. Ayrıştırıcı. Ama şimdi bir de şöyle düşünün. Ayrıştırıcılar ürettikleri maddeleri, yani inorganik maddeler üretiyorlar. Ürettikleri inorganik maddeleri de üreticilere verir. Şimdi ben burada F'ye ayrıştırıcı dersem bu biraz yanlış olur. Çünkü F ürettiği ürünü kime veriyor? A'ya veriyor. Burada üreticiye vermiyor. O zaman F ayrıştırıcı değil de buradaki ayrıştırıcı kim olacak? A olacak arkadaşlar. Çünkü ürettiği ürünü kime vermiş? Bakın, üreticiye vermiş. O zaman A nedir? Ayrıştırıcıdır. Ayrıştırıcı. Buradaki C, D ve E'ye bakalım. Arkadaşlar C, D, E sadece otla beslendikleri için. Bunlar nedir? Birincil tüketicidir. Yani otçul canlılardır. F nedir burada? Hem otla hem etle besleniyor. İkinci tüketici veya hem etçil hem otçul diyebiliriz. Diyor ki B diyor fotoototrof bir türdür. Evet, üretici olduğu için doğru. A türü diyor ayrıştırıcıdır. Evet, ayrıştırıcı olduğunu bulduk. F diyor karışık beslenen. Karışık beslenen hem etle hem otla besleniyor. Doğru. C diyor otçul bir türdür. C'ye bakıyorum, otla besleniyor. Otçul bir türdür. Doğru. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1, 2, 3 hepsi doğru olur. 1, 2, 3, 4. Şöyle hepsi doğru olacak. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şöyle sayfayı atayım. 8. soru. Diyor ki buna göre bu 3 ekosistemdeki birincil tüketicilerin biyokütleleri çoktan aza doğru hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar biyokütlelerinin çoktan aza doğru bulacağız. Şimdi bakalım. Açık okyanuslarda zooplankton fitoplanktonu hızlı bir şekilde tüketir. Fitoplankton hiçbir zaman zooplanktonun biyokütlesine erişemez. Çayırlık alana bakıyorum. Diyor, yeşil bitki biyokütlesinin büyük bir kısmı birinci tüketiciler tarafından tüketilir. İğne yapraklı ormana bakıyoruz. Diyor ki yeşil bitki biyokütlesinin çok az bir kısmı birinci tüketiciler tarafından tüketilir. Şimdi biyokütlelerinin çoktan aza doğru olduğunu söylemiş. Arkadaşlar, açık okyanuslarda bakın az önce de hatırlarsanız buna benzer bir soru çözmüştük. Hani sıralama istiyordu bizden. Dolayısıyla ÖSYM böyle soruları seviyor sanırım. Şimdi burada en fazla birinci tüketicilerin biyokütlelerini soruyor bize. Birinci tüketici. Yani bunlarla beslenenler. Şimdi fitoplanktonlar ne yapıyor? Zooplanktonlar fitoplanktonları hemen tüketiyorlar. Fitoplanktonlar hiçbir zaman zooplanktonlara yetişemiyor. O zaman birinci tüketici olan zooplanktonların sayısı burada en fazladır. O zaman ben bir numarayı alacağım. Sonra diyor ki yeşil bitki biyokütlesinin bir kısmı birinci tüketiciler tarafından tüketiliyor. Yeşil bitki biyokütlesinin çok az bir kısmı. Bakın burada büyük bir kısmı, o zaman 2 numarada daha fazla birinci tüketici var. Burada da çok az bir kısmı tüketiliyor. O zaman 3 numarada diğerlerine göre daha az birinci tüketici var. Cevabımız 1, 2, 3 şeklinde gider. Gelelim 9. sorumuza. Karasal bir ortamdaki besin ve enerji akışı şekildeki piramitte gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Besin ve enerji akışı bu şekilde arkadaşlar. Bakalım diyor ki A diyor canlıların tamamı klorofil bulundurur. Şimdi A üretici olduğu için evet canlıların tamamını klorofil bulundurur diyebileceğiz mi? Bakalım. Ama şimdi bakın şöyle bir karasal ekosistem dediği için burada kemoototrofları da düşüneceğiz. Yani kemosentez yapanları da düşüneceğiz. Dolayısıyla bu bir dursun. Diğerlerine bakalım. En verimci yalnız. En verimli birinci üretim D trofik düzeyindedir. Arkadaşlar, birinci üretim zaten kimde? A'dadır. Bu yanlış. C canlısının artışı A canlısının artmasına sebep olur. Şimdi C artarsa A ne olur? A azalır değil mi? Neden? Çünkü C artarsa B artar. B artarsa arkadaşlar, bir dakika. C artarsa B azalır. B azalırsa A artar. Aslında olabilir bu. Ama bir süre sonra yine arkadaşlar ne olacak? C azalacak. Dolayısıyla B artacak. B arttığı için de A azalacak. Bir dursun bakalım. D düzeyindeki canlıların miktarının değişimi A canlısını etkilemez. Şimdi niye etkilemesin? Şimdi bakın şurada D canlısı artarsa ne olur? C azalır. C azalırsa B artar. Dolayısıyla A azalır. Etkilemez demek tabii ki yanlış olur. Her canlı birbirini etkiliyor. Biyolojik birikim en çok A'dadır. Hayır, en çok D'dedir biyolojik birikim. Yanlış. Şimdi doğru şıkkımız A şıkkı olacak.
Çünkü neden? Biz burada karasal ortamı düşünüyorsak besin ve enerji akışında zaten biz kemosentez yapan canlıları almıyoruz. İlk önce bunun bir hatırlatmasını yapayım. Bu yüzden burada kemosentezi de kattım araya. Hani birazcık kafa karışıklığı oluşturmak için. Şimdi arkadaşlar, biz besin ve enerji akışı piramitlerinde kemosentez yapan canlıları almıyoruz. Neden almıyoruz? Çünkü biz burada besin piramitlerini düşünürken direkt bitkileri düşünüyoruz. Yani buradaki en altta bulunan canlılar bitkilerdir diye düşünüyoruz. Ona göre cevap veriyoruz. Bu yüzden de bitkilerin tamamında ne vardır? Klorofil vardır. Şimdi burada tam parazit bitkiler diyeceksiniz ama tam parazit bitkileri buraya katmıyoruz arkadaşlar. Tamamen üretici olanları katıyoruz. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Şimdi C'ye bakalım. C şıkkına. C canlısının artışı A canlısının artmasına neden olur. Ya dediğim gibi bir süre beklendiği zaman B sayısı artacağı için A'nın da azalmasına sebep olacak arkadaşlar. Bu yüzden de C şıkkını da yanlış olarak kabul ediyoruz. Cevabımız A şıkkı olur. Aralarında beslenme ilişkisi bulunan canlıların bulunduğu bir ekosisteme dış kaynaklı olarak giren toksik bir maddenin dokularındaki birikimi en yüksek olması beklenen canlı hangisidir? Burada arkadaşlar biyolojik birikimden bahsediyor. Yani zehirli madde birikimi. Ne olacak? En üst düzeydekini alacağız. Şimdi buraya baktığınızda en üst düzeyde hangisi bulunur? Tabii ki kartal. Ama diğerlerini sıralayalım. Birinci de çayır otları. İkinci de çekirge. Üçüncü de arkadaşlar kertenkele. Dördüncü de belki kertenkele ile yılanı aynı yere alabiliriz ama dördüncü de yılan diyelim. Beşinci de ne olur arkadaşlar? Kartal olur. Cevabımız C şıkkı olur. Şöyle sayfayı değiştireyim. 11. soru. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi ötrofikasyona uğramış bir gölün özelliklerinden değildir? Şimdi ötrofikasyon neydi? Ötrofikasyon göllerde olan kirlilik olayıydı arkadaşlar. Ötrofikasyon sırasında gölde bulunan inorganik madde miktarı bir anda artıyor. İnorganik madde arttığı için algilerin sayısı da patlama derecesine kadar artıyor ve gölün yüzeyini algiler kaplıyor. Algiler ne yapıyor? Suyun dibine, dip kısımlarına ışık ve oksijen geçmesini engelliyor arkadaşlar. Bir süre sonra ışıksız ve oksijensiz kalan alt tarafta bulunan canlılar ölüyorlar ve yukarıya doğru çıkıyorlar. Ve böylece gölün yüzeyinde bir kirlilik oluşturuyor arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Ötrofikasyon diyoruz. Dip kısımlarda oksijen azdır. Bu doğru. İnorganik besleyicilerin miktarı yüksektir. Hani dedik ya inorganik maddeler yüksek diye. Doğrudur arkadaşlar. Suyun ışık geçirgenliği azdır. Soğuk sularda yaşayan balık türleri yaygındır. Fitoplankton verimliliği yüksektir. Şimdi fitoplankton neydi? Algilerdi zaten. Algiler ne yapıyor? Algiler buradaki fitoplankton sayılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla fitoplankton verimliliği yüksek çünkü algilerin sayısı artıyor. Ama soğuk sularda yaşayan balık türleri yaygındır ibaresi yanlış olacak. Cevabımız denizli şıkkıdır. Gelelim 12. soruya. Normalin üzerinde azot ve fosfor girdisi olan bir gölde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez? Bakın bu da yine ötrofikasyonla ilgili bir konu, bir soru. Şimdi size direkt ötrofikasyon da diyebilir, böyle bir şey de söyleyebilir. Yani ötrofikasyon aşamalarından da bahsedip soruyu sorabilir. Diyor ki alg patlamaların olması. Evet bu olur, az önce anlattık. Organik madde ve besin üretiminin artması demiş. Bu da olur arkadaşlar. Algler ne yapıyor? Organik madde ve besin üretiyor sonuçta. Şimdi bu ötrofikasyon ilk başta böyle çok güzel bir şeymiş gibi görülebilir ama sonrasında canlıların ölümüne sebep oluyor. Ekonomik değeri yüksek olan balık türlerinin yaygınlaşmaya başlaması. Ötrofikasyon öyle bir şey değil. Ötrofikasyon ne yapıyor? Oradaki canlıları, balıkları öldürüyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Fotosentez ürünlerinde artış olması. Algiler ne yapıyor? Fotosentez. Dolayısıyla fotosentez ürünlerinde artış olur. Sucuk sistemin derinliklerinde zaman zaman anoksik koşulların gerçekleşmesi. Anoksik dediği oksijenin eksik olduğu demektir. Bu da doğrudur. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. 13. soru. Memelilerdeki özelliklerinden hangileri hayvanın beslenme şeklinin anlaşılabilmesini sağlar? Yani hayvanın herbivor mu, karnivor mu, omnivor mu olduğunu nasıl anlayacağız? Ağızdaki dişlerin tipleri ve konumlanmaları bu sağlar arkadaşlar. Mesela etçil olanlarda ağızdaki diş yapısı daha farklıdır. İşte mesela köpek dişleri, kesici dişler gelişmiştir. Otçul olanlarda çiğneme dişleri gelişmiştir. Vücut büyüklükleriyle herhangi bir ilgisi yoktur. Sindirim kanalının uzunluğunun vücut uzunluğuna oranı. Mesela herbivörlerde sindirim kanalı çok uzundur arkadaşlar. Bu da sağlar. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak.
Şöyle 14. sorumuza geçelim. Diyor ki, ekolojik ayak izine ilişkin olarak diyor, hangileri doğrudur? Bir ülkenin kişi başına düşen kaynak ihtiyacıdır. Bu doğrudur arkadaşlar. Kaynak ihtiyacı derken hani yediğimiz, içtiğimiz, işte kullandığımız hemen hemen bizim üzerimize ait olan her şeyi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu doğrudur. Bir şehirdeki yaşamın devamı için gerekli olan şehrin dışındaki verimli alanlardır. Ekoloji diyorsunuz. Dolayısıyla ekoloji nedir? Çevredir. O zaman yaşamın devamı için gerekli olan verimli alanları da alacağız. Doğru. Karbondioksit absorpsiyon alanlarının artışı ekolojik ayak izini küçültür demiş arkadaşlar. Şimdi karbondioksit absorpsiyon alanları demek karbondioksitin çekilmesi, kullanılması demektir. Ne olur? Ekolojik ayak izini de küçültmüş oluruz. Bu da doğrudur. Ya ekolojik ayak izi aslında şöyle düşünebilirsiniz. Karbon ayak iziyle de birazcık bağdaştırabilirsiniz arkadaşlar. Karbondioksit miktarının artması ekolojik ayak izini de artırır. Eğer ki sen karbondioksit miktarını azaltırsan ekolojik ayak izini de küçültmüş olursun. Dolayısıyla ne olacak? Hepsi doğru olur. Cevabımız 1, 2, 3 olur. Ekolojik ayak izi gelince karbon ayak iziyle ona göre hani yorumunuzu yapın, öyle daha kolay yaparsınız. Gelelim 15. soruya. Böyle uzun bir soru. Diyor ki, İzmir ve Çanakkale ili Ege Denizi ve ABCD adaları gösterilmiştir. A ve B adalarının İzmir'e uzaklığı, C ve D adalarının ise büyüklükleri aynıdır. Bakın A ve B adaları İzmir'e uzaklıkları aynı ama adaların büyüklükleri farklı. C ve D'nin ise ada büyüklükleri aynı ama uzaklıkları farklı arkadaşlar. Diyor ki hangisi yanlıştır? D adasındaki endemik tür sayısının C adasından fazla olması beklenir. Şimdi bu bir dursun. Bakalım hangisi yanlıştır diyor. D adasındaki endemik tür sayısının C adasından fazla olması. Ha, şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi C adası Çanakkale'ye yakın ya. Çanakkale'ye yakın olduğu için Çanakkale'deki ürünler burada daha fazla bulunur. Ama D adasında Çanakkale'den farklı ürünler bulunabilir. Dolayısıyla endemik tür olabilir arkadaşlar. O yüzden bu doğrudur. B adasındaki tür çeşitliliğinin A adasındakinden fazla olması beklenir demiş. Şimdi ikisi de aynı uzaklıkta ama B adası daha büyük. Daha büyük olduğu için tür çeşitliliği fazla olur mu arkadaşlar? Olur. Dolayısıyla bu da doğrudur. C adasının D adasından daha fazla göç alması beklenir. Şimdi C adası Çanakkale'ye yakın. Dolayısıyla daha fazla göç alır. Doğru. A adasının B'den fazla göç alması beklenir. Şimdi arkadaşlar A adası küçük, B adası büyük. İkisinin de uzunlukları, uzaklıkları aynı. Dolayısıyla A mı daha fazla göç alır, B mi? Şimdi B büyük olduğu için B daha fazla göç alır. Dolayısıyla bu yanlıştır. C adasının tür zenginliğinin D'den daha fazla olması da beklenir. Şimdi C, Çanakkale'ye daha yakın olduğu için daha fazla tür bulunacak. Dolayısıyla doğrudur. Bakın endemik türle normal türü karıştırmayın. D uzak olduğu için burada farklı türler vardır. O yüzden endemik tür sayısı fazladır diyoruz. Ama C yakın olduğu için Çanakkale'deki türler C'de de bulunur. O yüzden tür çeşitliliği daha fazladır diyebiliriz. Gelelim son iki sorumuz kaldı. Aşağıda bazı ortak yaşam örnekleri verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki yukarıdaki yaşam örneklerinden hangisinin örneği yoktur diyor. Şimdi bakalım, karşılaştıralım. Şimdi benim burada size anlatmadığım bir alelopati ile amensalizm var. Arkadaşlar alelopati mesela bir ağacın mesela bir madde salgılayarak etrafındakilere zarar vermesidir. Alelopati budur. Amensalizm ise mesela bizim veya bir hayvanın gidip işte bitkileri, oradaki veya böcekleri öldürmesidir. Bu da nedir? Amensalizmdir arkadaşlar. Diyor ki fotosentetik bir bitkinin su ve minerali üzerindeki bitkiden alması. Bu nedir? Bakın sadece su ve minerali alıyor. O zaman bu yarı parazitliktir. Bakın bir numara buraya geldi. Cevizin çıkardığı salgı ile altında bitki yetişmemesi. Bu nedir arkadaşlar? Alelopatidir. 2. Bu da gitti. Bir bitki türünün üzerinde yaşadığı bitkiden su, mineral ve besin alması. Bakın üçünü birden alıyor. O zaman bu tam parazitliktir. Bu da 3'e gitti. Ağaç dallarının altındaki bitkilerin
bitkileri ezip zarar vermesi. Bakın bunu sadece insanlar, hayvanlar yapmazlar. Ağaçlar da yapabilir. Mesela dalları böyle aşağı doğrudur. Çok böyle yere doğrudur arkadaşlar. Oradaki bitkilere zarar verebilir. Bu da nedir? Amensalizmdir. 4 numaradır. Dolayısıyla nötralizmin cevabı yok. Nötralizm de nedir? Birbirlerine, hani aynı ortamda yaşayıp birbirlerine zarar vermemesi gibi düşünebilirsiniz. Hani fayda da yok, zarar da yok. Nötralizm budur arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 17. soru. Kemosentetik bakterilerle ilgili hangisi yanlıştır? Karbondioksit asimilasyonu için gereken enerji basit organik bileşiklerin kimyasal oksidasyonuyla sağlarlar demiş. Arkadaşlar, karbondioksiti kendine alabilmesi için ne yapıyor? Bu enerjiyi ne yapıyor? Basit bileşiklerin kimyasal oksidasyonu, yani oksijenle parçalayarak alıyor. O yüzden bu doğrudur. Bazıları azot döngüsünde amonyan nitrite dönüşmesinde rol alır. Evet, nitrit bakterileri, doğru. Bazıları bataklık ekosistemlerindeki işlevleri sonucu H2S açığa çıkarır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hücre içindeki organik maddeleri yıkarak enerji edebilir. Evet, yani organik madde üretiyor sonuçta, onu da yıkarak yine enerjisini elde edebilir. Doğru. Zorunlu aerob oldukları için sadece oksijence zengin sularda yaşarlar. Şimdi zorunlu aerob değiller bunlar. Bunlar bataklıklarda da yaşayabiliyorlar. Oksijensiz ortamda da yaşayabiliyorlar. Oksijenli ortamda da yaşayabiliyorlar. O yüzden bu Edirne'dir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacak. Evet, böylece ekolojiyle ilgili çıkmış soruları da çözmüş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.